Merhaba arkadaşlar, bugün size araba fiyatlarını göstermek istiyorum. Hadi geçelim, Toyota'ya geldik. Burada çoğunlukla Toyota arabalar var. Hadi geçelim bakalım fiyatlar nasıl. Evet arkadaşlar, burası Toyota bayisi Rivered'de, Long Island Rivered'de. Mesela şöyle bir Toyota RAV4 var, bilmiyorum Türkiye'de var mı? 2020 model kullanılmış diyor. 28.995 RAV4, bu da siyah arkadaşlar, 2020. Bak şu rengi de güzelmiş. Yani gittikçe dolu pakete doğru gidiyor mesela. Bak bunda çelik jant yok. Bunda çelik jant var. Biraz daha etli duruyor araba. Bu 35.995 gördüğünüz gibi. İçi açılıyor mu bakalım? Açılıyor vallahi. İçi böyle sıradan Toyota bildiğiniz. Benim Prius'un direksiyonu da neredeyse bunun gibi. İçi falan çok geniş. Sunroof'lu falan. Yani buradan iki taraftan da klima ayarlayabiliyorsun. Gördüğünüz gibi JBL hoparlörler. Güzel. Tertemiz, daha 2020 model ama. Gördüğün gibi garanti veriyorlar. Bir yıl garantisi varmış arkadaşlar. Yani kırmızıdansa bu renk hoşuma gitti. Başka arkadaşlar, burada da kullanılmış aldıkları araçları koymuşlar. Başta bir Escalade var, Altima var. Honda CR-V var. Highliner arkadaşlar, bu Highliner Türkiye'de yok eminim. Bu Highliner çok kaliteli bir araba. Bu açılıyor mu? Bak bu da açılıyor. Evet. Bunun direksiyonu biraz daha farklı ama konsol böyle bir gelişi var. Arkası şöyle. Sanırım bu 7 kişilik mi diyecektim? Aynen, 7 kişilik olabilir bu arkadaşlar. Vitesi hiç beğenmedim, hiç güzel değil. Bakalım bunun fiyatı neymiş, kaç modelmiş. 2019 model, 32.995. Önden duruşu böyle. Bu rengi de güzel yani, fena değil. Şurada bu Hyundai Tucson var galiba. Çok küçük duruyor, baksana arkadaşlar, Highlander'a göre. 32.995'miş, şimdi 30.288.000 dolar olmuş. Gri renk. Hyundai. Yok abi, Toyota ya. Bu direksiyondan falan baksana. İçi de böyle arkadaşlar. Sunroof, cam tavan herhalde. Evet, cam tavan. Bu da Hyundai Tucson arkadaşlar. Başka şurada bir Ford var arkadaşlar. Ford Explorer olabilir. Ford Edge Türkiye'de var herhalde, bilmiyorum ama olmayabilir. Ama bu yok. Explorer. Buna bakalım. Bunun da hepsini de açık bırakmışlar, helal olsun. Ford sağlam araba arkadaşlar. Bunun içi kumaşmış, deri değil. Bu da cam tavan. Yani rengi krem rengi. 2018 model. 27.937. Yani güzel araba. Burada SUV çok tutuluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi SUV'lerden başladık. Bunların hepsi pickup. Pickup'lar çok tutuluyor. Gidelim Prius bakalım arkadaşlar. Yeni kasa Prius bak. Prius'ların yeni kasaları çok güzel makyajlanmış. Bu Prius Prime mesela. Arkadan böyle gözüküyor. Bu da böyle gözüküyor. Bak şu rengi çok güzelmiş. Mesela. Beyazı da güzeldi ama tam şirket arabası yani. Bunun içi açılıyor mu? Wow. Arkadaşlar, araba dediğim bu ya. Araba dediğim Prius abi. Baksana şu ekrana, kocaman. Viteslerini çok seviyorum arkadaşlar. Yani vites bizimki gibi aynı. Power tuşu burada. Burada geniş bir bardaklık var. Burası nasıl açılıyor? Yandan açılıyormuş arkadaşlar. Derinlemesine. Yani araç çok geniş. Şöyle arkadan bakalım. Yani tavanı alçak ama çok geniş. 25.282 mile'daymış bu araç arkadaşlar. Burada tuşlardan her şeyi ayarlayabiliyorsun. Bizim direksiyonun aynısı neredeyse. Prius. Bunlar çok az yakar. Şu renk çok kötü mesela. Hiç beğenmedim. Ama o renk güzelmiş. Prius'ların yeni kasaları. Bu 2022 modelmiş. Bak farları görüyor musun? Farklı. Prius Türkiye'de yok
arkadaşlar. Mesela bu 42.995 dolarmış. Şurada yeni kasa Corolla var arkadaşlar. Önü çok güzel. Şu Avalon. Türkiye'de Avalon yok. Baksana. E kasa herhalde bunlar arkadaşlar. Şu Corolla'nın önünü göstereyim ya. Çok güzel önü. Mesela bak. Bence çok geliştirmiş kendini ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı da güzel. Lacivert de güzel. Jantlara bakar mısın? İnce yanak. Bakalım içi nasıl? İçi hem deri hem kumaş karışık bir şey. Yani güzel, fena değil. Cam tavan. Böyle bir araç arkadaşlar. 2020 modeli 23.995. Yani güzel para. Bu Avalon arkadaşlar, Toyota Avalon. 2019'u 32.995. Şöyle yakışıklı bir arabamız. Ön ızgarayı görüyorsunuz. Yani bunun içine bakalım. Görüyor musun? Kalite birden arttı Toyota'dan sonra. Şeyden, Corolla'dan sonra. Bak burada da değişik olarak temperature'ı buradan ayarlıyormuşsun arkadaşlar. Ekran biraz daha iyi. JBL. Hepsinde JBL kullanıyor sanırım Toyota. Şurada hızlı şarj olabilir. Evet. Avalon Toyota'nın E serisi galiba arkadaşlar. Arkadan böyle güzel. Şurada bir Camry var arkadaşlar. Bu da Camry galiba. 2019 model 29.995. Bu da güzel. Bu nasıl gidiyor biliyor musun? Corolla, Camry, Avalon. Bunlar segment olarak değişiyor. Mesela bu da 29.995. Yani 30.000 dolar. 2021 model 31.000 dolar. Bunlar şirket arabaları bildiğin. Başka ne var arkadaşlar? Burada hep Toyota var. Toyota bayisine geldik. 2013 model mesela 18.000 dolar. Mesela. Güzel yani. Bakalım. İçi krem. Evet. Bak tertemiz bir şarap. Yani direksiyon değişik. Cam tavan. Gördüğünüz gibi. Bak orada beyazlık leke olduğu ne kadar belli. Temizleyememişler. 2013 model arkadaşlar bu da. Camry. Yani Toyota sağlam araba. Çok tutuluyor yani. Satıyorum desen yarın satarsın. Ha bu bunlar niye satamıyor oğlum? Bunlar galeri. Belki satıyorlardır. Bak şunun rengi hoşmuş mesela. Bu Corolla sanırım. 2020 model 22.000 dolar. Bu da Corolla olabilir. Corolla sedan. 2019 25.000 dolar. Siyahı daha güzelmiş. Highlander'ları çekmişler arkadaşlar. 2019 38.000 dolar. 36.372'ye düşmüş. Şu an diyor alırsan 36.000 bilmem ne. Bu Highlander'lar çok etli araba ya. Çok güzel araba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arkaya var ya tam köpek koymalık. Şahin abi var. Bizim Şahin abi. Onun arabası da bundan. Highlander. Memnun yani. Başka? Şu Jeep'e gidelim bakalım. HR-V var. Honda HR-V. Honda ile Toyota çok tutuyor arkadaşlar. Sonra şu Escalade'e gidip bakalım. Bak bu tam bir arazi arabası arkadaşlar. Cama bakar mısın? Çok küçük. Jeep marka. Bizim ilk arabamız Jeep Liberty'ydi arkadaşlar. 56.284 mile'da. Şöyle bir vites topuzu ve arazi vitesi var arkadaşlar şurada da. Yani arkası böyle. O çadırları falan arkaya koymuşsun. Sürekli böyle gezmek zorundasın bunu da. Yan kapılar falan açılıyor. Perdeleri falan var. Bunda tam offroad yapacaksın arkadaşlar. Yani. Lastiklere bakar mısın? 2014 model. Jeep. Kaç para? 27.000 dolar. Nissan Altima var arkadaşlar. 2015 model. Bu arabalar çok yakıyor. Latin arabası. Burada bir Escalade var. 2017. 23.000 dolar. Yani. Bunu da genelde ya zengin adamlar biniyor ya da şeyler biniyor. CIA arkadaşlarımız biniyor.
Güzel, kaliteli. Gördüğünüz gibi ekran, deri koltuk. Burada Escalade amblemleri. Güzel. Yani şurada Cadillac. Escalade diyoruz ya. Bu araba Cadillac arkadaşlar. Kim uyduruyor? 2000 motormuş. Çift egzoz, arkada lambası da var. Güzel yani. Güzel. Bir de pick-up'lara doğru gidelim arkadaşlar. Bayi burada. Pick-up'lara gitmeden önce şu CR-V'ye bir daha bakalım. Göstermedim Honda'yı. Bunda bu şey arkadaşlar. Cebinizde bile olsa kumanda açılıyor. Bunda da varmış. İçi krem. Yani göğsü siyah, içi krem. Yani saçma olmuş. Bunu sonradan mı taktınız? Bence koltuklar sonradan takma gibi duruyor ya. Ama yan şeyleri krem. Olmaz yani. 4 cam otomatik kilitliyorsun. Aynalar ayarlanıyor. Koltuğu buradan ayarlıyorsun. Yani dashboard böyle. Vites burada. Uçak kaldırır gibi arkadaşlar. Biraz eski. Kaç para diyor bunu arkadaşlar? 2016 24 bin dolar. Yani. Bu da biraz daha küçüğü. 2018 21 bin dolar. İyi, fena değil. Pikaplara gidelim şimdi. Evet arkadaşlar, bunlar Toyota'nın pikapları. Ne diye geçiyor bu? V8'miş. 5.7 litre Tundra. Bunlar Türkiye'de yok arkadaşlar. Bunları Türkiye'de binecek adam var da böyle şeyci olması lazım. Pasarcılar biniyormuş falan diyormuş. Baksana şu arabanın genişliğine. Bak bak. Şurada döşek yatıyor ya. Şurada tavanda ışıklandırma falan var. Konsolu böyle. Yani bu vitesleri sevmiyorum. Bu ne kardeşim böyle dimdik. Buradan açılıyor arkadaşlar. Buraya bir iki bebek sığar herhalde. Yolculuk yapabilir burada. Torpidosu böyle arkadaşlar. Torpido küçükmüş. O kadar şey değil. Yani kapıya baksana ya. Şey kapısı gibi. Ev kapısı gibi. Lastikler falan tertemiz bu araba. Güzel yani. Arkadan da şöyle. Şurada ışıkları varmış. Bunun da içini kapatmışlar arkasından. Bunun lastikleri yeni. Baksana daha sıfır. Bu inşaatçı arabası arkadaşlar. Arkaya öne mühendis oturacak. Arkada işçiler. Bak bu koldan vitesmiş. Görüyor musun vites? Burası da böyle. Yani bunun da. Bu aslında böyle açılıp koltuk doluyormuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hem konsol hem koltuk. Güzel. ...2021 model 45 bin dolar. Bu 48 bin dolar. 2021. 5 dolar eksiğini yazıp daha ucuzmuş gibi gösteriyorlar. Bu da 31 bin dolar. 2016 modelmiş. Bu da tam şey arabası. Kurum arabası bu arkadaşlar. 2021 36 bin dolar. Bunun önde şeyi varmış. Hava filtresinin çıkacağı yer neyse artık. Izgara. 2018 38 bin dolar. Böyle gidiyor arkadaşlar. O Camry'ler güzelmiş. Şurada bir Ford F-150 var arkadaşlar. Ram var. Ram Türkiye'de yok. Ram Amerikan malı galiba. Arkadan bir çift egzoz görüyorsunuz. 4x4. Kocaman arkadaşlar arabalar ya. Yani bakayım arkadan açılıyor mu? Arkadan açılmadı. Önden açıldı. Baksana ya. Merdiven şuna bak. İki tane merdiven çıkıyoruz. Ekran böyle arkadaşlar. Yani tavan. Görmüş olduğunuz gibi Ford amblemi geliyor. Yani bu da çok geniş. Bakar mısın? Şuna bakar mısın? Yani şuraya bir insan oturur. Ayaklarını da şuraya uzatır. Güzel. Kapı örtülü sitesi de güzel arkadaşlar. Bunun rengi mavi. 2021 45 bin dolar. Yani fena değil. Ya burası biraz pahalı gibi sanki. 2017 36 bin dolar. Ram marka. Arkadaşlar. Böyle. 1500. 5.7 litre bu da. Güzel.
Yani arabanın siyah olması sanki modifiyeymiş gibi. Bak şurada arkadaşlar, Ram'in amblemi. Bak orada bile bardaklık var. Tavan lambaları. Konsol direksiyon böyle. Anahtarı buraya sokuyorsun. Buradan da vites attırıyorsun arkadaşlar. Yani bunun açalım torpidosunu. Çok kocaman. Burayı geniş bıraktıkları için burası küçük kalıyor herhalde. Aynen, kitapçığını koymuşlar. Şurada da böyle bir şey var. Evrak mevrak için. Genel olarak böyle bir araç. Fena değil. İş görür. Çok yakar. Lastiklere bakar mısın? Kocaman. Evet arkadaşlar. Bu da böyleydi. Evet arkadaşlar, böyle bir video yapayım dedim size. Araç videoları çok tutuyor. Çok izleniyor. Bugün Toyota'yı gezdireyim dedim arkadaşlar. Şu LG'ye de bakalım, ondan sonra selamun aleyküm diyelim. Hadi bagaj açılıyorsa. Aha, açıldı sizin için. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bagajı yatırdım mı bunda şey taş. Her türlü inşaat, nakliyet, ne bileyim Amazon Flex falan yaparsın yani. İstetmesi burada. Şuralarda kriko mirko bir şeyler koyarsın. Örtelim. Ford Edge. Evet. Ford'un da direksiyonu aynı. Focus'a da aynı direksiyonu koyuyor. Buna da aynı direksiyonu koymuşlar. Direksiyon böyle standart. Cam tavan arkadaşlar. Böyle. Güzel bir araç. Bu sanırım hibrit, batarya falan diyor. Öyle. Yine deri koltuk. Ben de bildiğim kadarıyla anlatıyorum arkadaşlar. Şu motormuş, şu motormuş bilmiyorum ya. İçi böyle, dışı böyle yani. Başka ne anlatacağız? Burada arkadaşlar öyle solunda araç varsa bu ışık yanıyor. Özellik de varmış. 2018 model. 27 bin dolar. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle oldu. Toyota Rivret'teki araçları gösterdim size. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.